Sıcaklık milyarlarca dereceye ulaşabilirken neden -273 santigrat derecenin altına düşemez? Sıcaklığın binlerce, milyonlarca hatta ve hatta trilyonlarca dereceye çıkması mümkün. Ancak iş soğumaya geldiğinde -273 santigrat derecenin altını göremiyoruz. Bugün sizlerle sıcaklığın esrarengiz sınırlarına bakacağız. Sıcaklık günlük hayatımızın her noktasında hissettiğimiz bir şey. Yazları daha sıcak, kışları ise daha soğuk olan sıcaklık, hayatımızdaki en temel kavramlardan biri. Hayatımızın bu denli içinde olan bu kavramın sınırlarını anlamak da her zaman önemli olmuştur. Daha önce sıcaklıkla ilgili değerlere baktığınızda, en düşük sıcaklığın -273 santigrat dereceye düşebildiğini hiç fark ettiniz mi? Yüksek sıcaklıklara baktığınızda ise sıcaklığın 1 milyar santigrat derece ve hatta üzerine çıkabildiğini görüyoruz. Peki en yüksek sıcaklık çok daha fazla olabilirken en düşük sıcaklığın bizim optimal seviyelerimize bu kadar yakın olmasının sebebi ne? Yüksek sıcaklığın aksine en düşük olabilecek sıcaklıkla ilgili bilgilerimiz çok daha fazladır. Fizik kanunlarına göre bir nesne veya maddenin düşebileceği en düşük sıcaklık -273 santigrat derecedir. Bu da 0 Kelvin derecesine veya mutlak sıfıra denk gelmektedir. Peki neden bu sıcaklıktan daha aşağılara inemiyoruz? Bir nesnenin sıcaklığı aslında moleküllerin hareketinden kaynaklanır. Yani moleküller ne kadar hızlıysa sıcaklık da o kadar fazla olur. -273 santigrat derecede ise bu moleküllerin daha fazla hareket edemediği, adeta donup kaldığı sıcaklığa denk gelir. Zaten durmuş olan bir molekülü daha fazla yavaşlatmanın bir mantığı olmayacağı için sıcaklık da -273 santigrat derecenin altına düşemez. Madem bu kadar yakın, -273 santigrat dereceye sürekli ulaşabiliyor muyuz? Bir sayının bize yakın olması her zaman ona ulaşabileceğimiz anlamına gelmez. 0 santigrat derece olan bir nesneyi 273 santigrat dereceye çıkarmakla -273 santigrat dereceye düşürmek aynı şey değildir. Hatta esasında insanlık henüz -273 santigrat derece sıcaklığa ulaşamamıştır. İnsanlığın ulaşabildiği düşük sıcaklık rekoru ise mutlak sıfırın sadece bir kesir üzeri oldu. Tam olarak ifade etmek gerekirse elde edilen sıcaklık 0.006 Kelvin oldu. Peki evrendeki en yüksek sıcaklık nedir? Düşük sıcaklığın sınırının çok net bir şekilde bulunduğunu görmüş olduk. Evrenin pek çok noktasında simetrik bir yapının olmasını bekleriz. Ancak sıcaklıkta böyle bir şey bulunmuyor. Peki evrendeki en yüksek sıcaklık ne olabilir? Aslında bilim insanları çıkabilecek bu sıcaklığın sınırını hala keşfedebilmiş değil. Laboratuvarda şimdiye kadar yapılan en yüksek sıcaklık 5 trilyon Kelvin'di. Büyük Hadron çarpıştırıcısında yapılan bu deney, büyük patlamadan birkaç dakika sonrasında bebek evrenin sıcaklığı olarak görünüyor. Bu sıcaklığın santigrat karşılığı ise 4.999.999.999.726.85 santigrat derecedir. Daha da sıcak olabilir mi peki? Konu sıcaklık olunca işler kontrolden çıkabiliyor. Bilim insanları günümüzde mutlak sıfır gibi sıcaklığın sınırını tanımlayacak bir mutlak sınır henüz keşfedemediler. Mesela bu değer laboratuvarda elde edilen 5 trilyon Kelvin'den 10.000 kat daha da sıcak olabilir. Bu noktada bize yardımcı olabilecek tek sınır Planck ölçeği olabiliyor. Bu ölçü birimi fiziksel sabitler üzerine kurulur ve parçacık hızlandırıcıda elde edilenden 100 milyar kat yüksek sıcaklıklara çıkabileceğini bizlere gösterir. Ancak çoğu bilim insanına göre sıcaklığın bu kadar yüksek değerlere çıkması pek mümkün değil. Bugün sizlere sıcaklığın
milyarlarca hatta trilyonlarca dereceye ulaşması mümkünken neden -273 santigrat dereceden aşağı inemediğini açıkladım. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın.